Kıyafetinde Türk bayrağı olan ve Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında gezen bir kişi gözaltına alındı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Türk gençleri Erivan'ın merkezinde Türk bayrağıyla yürüdü denildi. Haberde, Erivan'daki Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı, bir gencin pantolonunda Türk bayrağıyla Erivan sokaklarında gezdiği belirtildi. Ermenilerin üzerinde Türk bayrağı ile gezen kişiye tepki gösterdiği aktarılan haberde, olay yerine gelen polisin şahsı gözaltına aldığı daha sonra Ermenistan Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından şahsın bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi. Ancak Ermeni medyasında yer alan haberde ise şahısların Türk değil, İran vatandaşı olduğu kaydedildi. Ermeni medyasında yer alan haberde, Ermeni polisi, medyada iki Türk'ün Erivan'da gözaltına alındığı yönündeki yayınları yalanladı. 19 Eylül günü polisin bir vatandaştan Erivan'daki altın pazarlarından birinde Azerbaycan casusu görüldüğüne dair bir telefon aldığı kaydedildi. Birkaç dakika sonra polisler belirtilen yere geldi. Şahıslar polis merkezine götürüldü. Sonuç olarak, onların İran'dan gelen turist olduğu ortaya çıktı denildi. Azerbaycan Milletvekili Sahip Aliyev, Karabağ'daki yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı Türk insansız hava aracı kargo ile operasyon yapılabileceğini söyledi. Milletvekili Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini, bunun için Gürcistan üzerinden haber gönderdiğini, bu görüşmeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin de ilgilendiğini söyledi. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi yaptığı açıklamanın bu konunun ABD'deki görüşmelerin gündemine girme ihtimalini artırdığını aktaran milletvekili, Erdoğan, Ermenistan olumlu adımlar atarsa Paşinyan ile görüşmeyi kabul edeceğini söyledi. Erivan en çok ihtiyaç duyduğu olumlu adımları atacak mı? Bu adımları atmak isterse, bağlı olduğu güç Ekim 1999 yılında olan olayların gerçekleşmemesine izin verecek mi? Bunu zaman gösterecek. Ama başından beri bir şey açık. Karabağ'da yasa dışı silahlı grup olmayacak dedi. Milletvekili, ya kendileri oradan vazgeçip gidecekler ya da Rus ordusunun taahhütlerini yerine getirmeleri sonucu buharlaşacaklar ya da Azerbaycan bunu yapacak. Kardeş Türkiye'nin bu bahar Libya'da başarıyla test ettiği 8 kilogram ağırlığındaki kargo iki insansız hava araçları kullanılarak yapılırsa, bazı çevreler sivillerin öldürüldüğünü haykırarak karşı önlem alamayacak diye konuştu. Kargo insansız hava araçlarıyla mücadelenin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla mücadeleden daha zor olduğunu vurgulayan milletvekili, böylece Kargo 2, Karabağ'daki tüm yasa dışı silahlı grupların liderlerinin ses ve görüntü dosyalarını ezberleyerek onları bir metre bile tehlikeye atmadan imha edebiliyor. Dediğim gibi bu test Libya'da zaten denendi ve dünya askeri tarihinde bir ilk yaşandı. Beklesinler, bir gün ansızın gelecekler dedi. Amerikanlı siyaset bilimci Irina Zuckerman, hem İran hem de Rusya'nın Azerbaycan'a yönelik sınır provokasyonlarına göz yumduğunu söyledi. Amerikalı uzman, Ermeni parlamentosunun Dağlık Karabağ konusunda bir komisyon kurma önerisinin geçen hafta reddedilmesi, yüzeysel olarak Ermenistan'ın Azerbaycan ile uzun vadeli anlaşmalara bağlılığının veya en azından mevcut üçlü anlaşmanın tam olarak uygulanmasının bir işaretidir dedi. İran tarafının 44 günlük savaş sonrasında kurtarılan topraklara yasa dışı yollarla kargo gönderdiğini, Azerbaycan'ın Goruzkafan yolunda kontrol noktaları kurarak İran kamyonlarını kontrol etmeye başladığını hatırlatan uzman, Ermenistan, kendi topraklarına müdahale ettiğini iddia ederek, Azerbaycan polis karakollarından memnuniyetsizliğini dile getirdi ve sınır meselelerine yaklaşımında bir kez daha yıkıcı bir tutum sergiledi. Buna ek olarak Erivan, Rus barış güçlerinin burnunun dibinde Azerbaycan birliklerine yönelik saldırılar gibi sınır provokasyonlarına defalarca göz yumdu. Ermeni lobiciler polemik pozisyonlarını değiştirmediler. Bunların hiçbiri somut, ayrıntılı ve uygulanabilir şartlar üzerinde anlaşma açısından iyi sonuçlar vermez. Şu anda gerçek bir sorumluluğu olmayan Ermenistan, anlaşmanın belirsiz maddelerine taraf değil. Böyle bir durumda Ermenistan, terör eylemleri veya keyfilik savaşlarına tam olarak katılmayarak, çok bir şeyden ödün vermeden kendini sömürerek küçük başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır. Yine, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile ilişkisi,
bölgesel değişim için geniş ve arzu edilen bir fırsat sunmaktadır ve Ermeni siyasi çevrelerinin daha önemli üyeleri bunun çok iyi farkındadır. Belki de Ermenistan'ın şu anki stratejisi, lobicilere olan bağımlılığını Avrupa hükümeti, sivil toplum kuruluşlarıyla ve insani yardıma olan bağımlılığını değiştirmektir. Bu da misillemede, provokasyonda ve hatta düşmanlıkta önemli bir azalmaya neden olabilir diye konuştu.